İşte büyük saadet, büyük kurtuluş, büyük nimet budur dedi Allah. Allah razı oluyormuş. Onlar da Allah'tan razıymış. İkisi karşılıklıdır. Onlar sadık oldukları için, Allah'a karşı sadakatlarını ispatladıkları için Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Kul Allah'tan nasıl razı oluyor? Eğer Rabbini bildiyse, tanıdıysa, marifetullah'a sahip olduysa, Rabbinin her işinin kendisi için rahmet olduğunu, hayır olduğunu, güzellik olduğunu, nimet olduğunu, cennet olduğunu anladıysa, Allah ona neyi buyurmuşsa, neyi söylemişse, neyi istemişse, bununla beraber kendisine neyi takdir etmişse, nasıl bir muamelede bulunuyorsa, bunu hayır olarak gördüyse, anladıysa, Rabbini anlamış. Şer olarak gördüyse, tanımadı Rabbini. Anlamamış onu. Kendine göre bakıyor. Herkes bütün hayatı boyunca kendi eliyle yaptıkları hariç, o kendi eliyle yaptıklarının karşılığını ceza olarak alır. Allah yine onu temizliyor ondan. Yaptığı o yanlıştan dolayı onu temizliyor. O başka bir hayır. Ama imtihan olarak hangi imtihana tabi tuttuysa o olmazsa olmaz olandır. O olacak, olması gerekir. Yoksa kazanamaz. Yoksa ebediyen kaybeder. Rabbini kaybeder. Kendini kaybeder. Onun için Allah'ın ikramına karşılık isyan etmek, itiraz etmek hiçbir müminin, hiçbir akıl sahibinin işi değildir, kârı değildir. Yani Allah'tan razı olmamak. Eğer bir durumda, bir konuda razı olmadıksa nefsimize sormamız gerekir. Yoksa sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Yoksa Allah'ın sana zulmettiğini mi zannediyorsun? Allah böyle takdir etmiş, böyle hükmetmiş. Yoksa sen onun takdirini, hükmünü kabul etmeyip kendi hükmünü Allah'ın hükmünden üstün mü görüyorsun? Daha mı iyi görüyorsun? Eğer iyi görmüyorsan bu sene ne halindir? Neden itiraz ediyorsun? Neden feryat ediyorsun? Demek lazım. Allah kimlerden razı oluyormuş?